Anlat bakalım. Neler oldu burada? CS42'de 17. yenilik olmuş. Şu abonelikler de akıyor bir yandan. Hasan nerede? Hasan'ın bir sunumu Hasan, vardı Hasan. abi. Evet, Ne Hasan sunumu hazırlık var? yaptı. Ne sunumu? Kaçırdıklarımızı anlatacağı bir sunumu vardı Bu yayın Hasan'ın. olmayan Gelsin. esnada. Kısa bir özet gibi bir şey mi bu? Tabii. Evet. Tamam, Evet, çok güzel gider. başlıyorlar. Vallahi gelsin anlatsın ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Selamlar. Haftanın Hasan, özeti. nereye Selamlar kayboldun? mı? Ya bir şey halletmeye çalıştım. Selamlar mı? Çok şey değişti abi. Ne konuda? Bir dakika şimdi. Öncelikle biz yokken neler oldu onların hepsini anlatacağım. Evet. Hala konuşmayı çözememiş ya. Hazırlıyordum. Evet. Ulan bari bir yoklukta biraz çalışsaydın amına koyayım şu R'lerin üstüne basma. Neyse sıkıntı yok. Evet. Öncelikle Bulaş tik aldı Twitch'ten. Partilerde bir Wow. yayıncı oldu. Bu ne amına koyayım almış? Oo. Çete yaz Yağmur. Yağmur tik mi Chat'e aldın kız yazarak sen? görebiliriz. Evet. Nur, ay Nuri diyorum. Yağmur artık selamını almayan kimse olma bak. Bir sağ yaz bakayım Benim çete. tikimi çok seviyordu Yağmur. Kendisine de almış hemen tik. Bakayım Yağmur yaz bakayım çete. İyi senin tikin kötü. İyi tiklerden değil. Evet başka gelişme var Devam mı? ediyoruz. Nesin diş hekimi oldu. Diplomasını aldı. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet çok güzel bir gelişme. Bu da güzel bir gelişme. Hayırlı olsun Nesrin. Ne düşünüyorsun diş hekimi Sağ ol, olup? Çağrı. Sağ ol sual. Ne düşünüyorsun diş hekimi oldun artık? Mutluyum işte, ne yapayım? Düşünüyorum. İleride bakalım, göreceğiz. Öyle yuvarlak bir cümle kurdun ki hiç... Kesinlikle ne düşündüğünü anlayamadım yani. Çok Bilmiyorum ya, o yüzden. mutluyum işte bakalım. Mutluyum, aynen. Evet başka bir gelişme var Devam mı? ediyoruz. Var, değişmemiz abi gitmedi. Evet. Kavun'un doğum günü geçti. İyi ki doğdun Kavun. Doğum günün kutlu Eyvallah olsun. teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi ki doğdun Kavun. Oo. İyi ki doğdun İyi ki doğdun Kavun. Kavun. Eyvallah İyi ki teşekkür doğdun ediyorum. Hayırlar kavun. Evet. Kavun. Ve bu çok büyük bir haber. Ama son Aha. haber tabii ki de bu değil. Tamam. Kanaman 22 yıllık heteroseksüelliğine son verdi. Oo, yakışır. Eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Helal olsun Allah razı Ne olsun. oldu pezevenk? Bir dakika bir dakika ne oldu? Hareket. Heterosel lezbiyenliğe mi geçti? Ne yaptı? Bu cesaretinden dolayı tebrik Evet ederim. abi, artık gerçek yüzümü görmelerini istedim. Ne oldu Karaman? Bu bir haftayı düşündü. Aynen abi, bir haftayı gerçekten düşündüm. Kamp yaptım ben. Harput'ta Karaman. yaptım Elazığ'da. O yazı yazsın, hani yazmışsın ya uzun bir mektup Peki. yazdın ya. Atsana onu canım. Yazısı da var evet. Atayım hemen abi, chat'e atıyorum bir saniye. Peki Elazığ'ın bundan haberi var mı? Var abi var. Belediye tarafından oraya onaylandım. Kral geri döndü. Elazığ'a selamlar. Ben chat'e kendi duyurumu atıyorum bir saniye şu an. Hayırlı Dinliyor olsun musun Karaman'cığım. Oğlum çete atma. Kendin Ha, chat'e okusana atmadım. duyurunu. Kendin Yok oku abi, dinleyelim. kendim okuyamam. Utanıyorum maalesef. Şu an hazır değilim o kadar. Ya Karan okusana ya. İnşallah bu ülke, inşallah bu gençlik, inşallah bu ülke ilerleyen dönemlerde böyle açıklamaları okurken utandırmayacak boyutlara bizleri Amin amin görebilir abi şu an. inşallah. Amin. Amin. Şu Neyse an. o utandığı için Nuri sen okuyabilir misin? Karaman'ın utancının yerine. Ben de çok utanıyorum. Hasan okusun benim yerime. Oğlum Evet. sabit alınmayacak. Okuyun birini zamanına Sağlık koyayım. bedel abi, Hasan sen Bunu atıyor ben onu ben okursam zaten. piçeyim ki Attım. ben okumam onu. Attım. Ben sana söyleyeyim. Ben de Tamam okumam onu. ben Ben duyduğunu okumam ben abi. yaptığım için ben okudum. Gümüş nerede okusun abimiz? Kanama. Hayır, Aa evet Gümüş abi Timuçin yok. abi sen Abimiz. okuyabilir misin abi? Timuçin Güneş özledi Murat Neyi Bozkavır. okuyacağım abi? Nasıl Atıyoruz abi? abi hemen. Var metin Atıyorum. gelsin. Metin Gönderdim açsana Timuçin abi Karaman'ın ya. Gönderdim. kamuoyuna duyurulur şeklinde ama. Sağlık bedel değil mi? Almayacak. Sağlık Dikkat dikkat. alınmayacak abi. Bu ne muzur bir dikkat çekmek ya öyle. Dikkat dikkat. Sizi birazdan... Söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Ciddi duyurudur. Evet. 22 yıldır heteroseksüelliğim ve açıkçası son zamanlarda tereddüte düşmüş haldeydim. Son günlerde kafamı kurcalamasıyla beraber eşcinsel olduğuma karar verdim ve benim ilgimi çeken erkeklermiş. 7 günlük bir deneme sürecine sokuyorum kendimi. Kısacası kızlar değil erkeklerden hoşlanıyorum artık. 7 günlük kamp sürecimde başarılar bana. Kızlar benden bir uzak dursun da diyor son olarak da. Evet. Dedi kendileri. Parantez içinde abi, Discord kızlar ama. Nasıl yani Discord kızları? Sen Discord kızları ne demek susun lan şerefsiz? Hayır, estağfurullah abi, hepsi Ha arkadan ona göre. insanlarım.
Aynen öyle. Devam ediyorum. Mami ehliyet sınavını geçti yazılı ama. Oy. Bravo. Bravo. Ehliyeti de geçiyorum haftaya. Ya bir tane işe yarar bir haber yok mu amına koyayım ya? Ya bunlar kral da güzel yeni... tabii ki haberler tabii ki. Mami'cim hayırlı olsun. Yok yok. Gerçekten yok abi, hayırlı olsun. Yok anladım ben seni. Valla bir tane hayırlı haber ver onu sakladım. Mami kral hayırlı olsun. Mikrofon aldı. Yarrağı evet. Yedik işte. Buna işte şimdi yarrağı yedik. Teşekkür ederim. Evet. Devam ediyordum o zaman. Tamam. Kavana da hayırlı olsun diyordum. Eyvallah canım benim. Tümüşün abi yarın motor ehliyet sınavına gidecek. Yarın. Bravo. Tümüşün abi motor sınavına mı gidecek? Evet evet bravo. Biliyorsun severim kardeşim. Tümüşün abi o sınavı yıllardan beri geç. Kaç sene önce 18 yaşında geçmedin mi abi sen o sınavı? Kardeşim yeterliliği veremedim biliyor musun? Harbi mi? Topladım bayağı bir içimde biriktirdim yarın hepsini vereceğim. Tamam motor sınavında sana başarılar abi. O zaman. Eyvallah kardeşim teşekkürler. İnşallah da. Bu haber benim en sevdiğim haber. Evet. Benim okullarım bir hafta daha tatile geldi. Ama böyle okul mu olur ya hocam? Yok gerçekten güzel. Bir dakika oğlum. Biz kutlayalım namına koyayım. Böyle okumak ben görmedim hocam yani. Senin okulun bir hafta tatile artık bir hafta tatile girdiğini haberini verme bize. Bu hafta eğitim ve öğretim yapacağız haberini ver bundan sonra. Bu ne tatil abi? Sürekli tatilde bu çocuğun okulu. Okumadın ki sen kardeşim sen hiç bu zamana kadar daha. O ne ya? Abi, sınıftan biri korona oluyor. Bir hafta okul yok. Bir şey oluyor. Bir hafta okul yok. Ne güzel yattın ha. Kaçısınız sen Hasan? Ana okul abi onun. Pardon 12'ymiş. O kadar büyümüş müydün aklım? Karaman. Amına koyayım. Tat damak hiç ağzımda... Deme. Damağımın tadı daha... kaçtı ya. Öyle şaka yaptı yani. Tepki veremedim. Ya yani. Ben bir daha şaka yapmıyorum. Özür dilerim herkese. Tamam bu şakayı hemen unutalım. Diğer habere geçelim. Hemen evet. Kağıdı Ergün 31 senelik hayali olan tavuk döneri ısırdı. İşte bu haber işte ya. İşte haber niteliği taşıyan bir şey ya. Bravo. Ama nasıl ısırdı? Nasıl ısırdı ama bir de öyle bir olay var. Böyle makine tavuk döneri gördüm tamam böyle yandan. İlk etapta ısı vardı sonlarına doğru dünkü yayında görenler gördü onu. Yandan böyle bir girdim var ya bak size şöyle söyleyeyim. Ben böyle bir hissiyatı hayatımda hiç görmedim. Bu kadar lezzetli, bu kadar güzel bir hissiyat ve sonsuzluk ya sana öyle söyleyeyim. Okyanusun ortasında yüzüyorsun ama sanki evinin bahçesindeki havuzdaymış hissiyatı yani anlatabiliyor muyum? Oy. Öyle bir olaydı yani. Bu benim hayalimdi abi. Gerçekten bu benim hayalimdi. Bu hayali bu olmayan arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Gerçekten bunu bir kere deneme şansı olan arkadaşlar yapabiliyorlarsa tabii ki. Ben yapamadım bunca yıllık. Bunu yapma şansı olan arkadaşlar varsa bunu kesinlikle yapsınlar. İlk milli olduğum geceyi nereden biliyorsun? Onu anlattın amına koy. Ne milli olması ya? Konu nasıl oraya geldi? Döner ısırmak diyorum kanka. Sen nasıl bir İlk başta böyle biraz heyecanlı oluyorsun. Aman ya olur mu olmaz mı? Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım falan filan. Sonra işte o sıcaklık da seni zaten ona alevlendiriyor seni ister istemez. Hani diyorsun ki neden yapamayayım yaparım ya hani benim neyim var sonuçta aynı ben de normal bir insanım herkes gibiyim falan. Şimdi karşındakiler de falan böyle şey bir toplum baskısı falan olduğu için bunu yıllardan beri hani içimizde tuttuğumuz ama dışarı vuramadığımız bir olay aslında bu yani. Ki hepimiz için bu şekilde yani. Oğlum milli olmandan bahsetmiyorum dönerden bahsediyorum pislik yapma. Pislik yapmayın lütfen. Hani aileler var, izleyen aileler var. Onun için söylüyorum. Abi ilk böyle baş başa kalıyorsun. Elin ayağın bir titriyor tabii. Ne olacak falan filan şeklinde. Bir hareketlenme gelmiyor da değil. Geliyor. Ama nedir abi? Yavaş yavaş. İlk bak, önerim şu. İlk etapta yavaş. Yaklaşırken yavaş yaklaşın ki. Onu söylemek istiyorum yani. Ya pislik yapacaksanız o zaman anlatmayayım abi nasıl ısırdığımı. Döneri tabii ki. Devam evet, başka haber var mı? Çok var, lezzetliydi. Bitmedi daha. Çok lezzetli. Var. Samet bak şöyle bir dakika pardon. Şöyle ön sevişme tamam. Falan. Ön sevişme bunlar dünya. Bunlar oğlum ya olur olmaz şeyler. Bunlar hep olabilecek şeyler. Bunlar önemli değil. O döneri hayatında kaç defa ele şey ısırabilirsin? Bana bugün o Rihanna gelsin oraya. Döneri mi ısırmak desinler, Rihanna'yı ısırmak mı desinler? Rihanna'yı ısırmayı seçerim.
Bianca ona da döneriz. Herhalde mal. Ona da hak verin ama yani. Didier'ına da hani şimdi öyle bir noktaya gelmiş. İkileme bulmuş. Kadını oraya kadar getirmişsin. Tabii ki Didier'ine ısırırsın. Ama işte atıyorum yani Britney Spears gelse yine Britney Spears'i ısırırdım. Daha böyle yerel birisi gelse mesela düşünüyorum. Paraman Grafik gelse. Nez gelse mesela. Nez'i ısırmak durumunda kalıyorum. Herhangi bir kadını koy yine kadını ısır. Ya ben demek ki birazcık kadın düşkünlüğü var bende demek ki ama normalde Göner ısırılmalı yani öyle söyleyeyim. Evet diğer soru diğer açıklamaya geçelim. Ajda Pekkan'ı, Ajda Pekkan'ı ısırır mıydın bro? Ajda Pekkan'ı ısırmam abi. Evet, tamam. Saygım gelin sonsuz. Abi ben ısırmak ister misin? Aha. Al işte. Selam abi. Kritik soru geldi. Kanka bunun premiumu bitmedi mi ya? Abi belki öz kardeşinin beni ısırmaz mısın? Ya öz kardeşimi niye ısırayım ya? Ha, doğru abi pardon. Devam. Ya da böyle geçiyoruz açıklamaya. Evet. Samet Yılmaz.z ve Nuri Ben ev kiraladı. Oy, bak bunu herhalde alkışlıyorum bunu. Bunu alkışlıyorum. İşte bu gerçekten haber niteliği kanka. Ev kiraladı ama nasıl kiraladı? Nasıl kiraladı? Gel onu ben de ora kısmı ben anlatayım size. Abi gittik. Efendime söyle. Bu tam böyle var ya böyle esnaf muhabbeti ne dönüyor ama dönsün yapacak bir şey. Efendime söyleyeyim gittik. Nasıl yorulduk ama o gün. Bu Nuri'nin ben arıza olduğunu de orada zaten notunu vermiştim bildiğim mi isimli. Arıza olduğunu tam orada netleştirdim. Bak olayı anlatıyorum hocam. Anlatmamızda bir sakınca yok herhalde ya değil mi? Ne olabilir ki? Abi gittik eve falan baktık. Bizim Nuri sen anlatsana baktığımız ev ne zaman bakmıştık da ben ne demiştim o ev için? Siz Eylül'de bakmışsınız. Kasım 15'te teslim ediyorlarmış. Bizim o kadar vaktimiz yok dedi deyip iptal etmişsiniz. Ya bu amına kodumun yerine ben atarla yaparak çıktım gittim evden amına koyayım. Yine geldik günün sonunda evi tuttuk. Ben o eve atar yaptım ya dedim lan bu evin bitmemiş abi dedim bu ev. Sen beni bunu niye çağırdın göstermeye? Dedim daha ev bitmemiş. Abi dedi bitecek bir buçuk iki ay var dedi maksimum. Abi dedim iki ay amına koyayım biz ev mi? Öyle bir atarlandım ki adamı orada. Ulan o gün bir gittik şoktayım. Aynı ev bitmiş hala ama bu sefer. Bitirmişler yani helal olsun. Sonra gidince bu sefer ne oldu? İşte iki makara yapmaya çalıştım falan böyle. Şey oldu tutuldu yani ev. Ev tutuldu ama şöyle bir problem oldu. Sen kimi yazmıştın oraya imza şeyi olarak? Babanı. Kendimi. Kefil. Bir de babamı kefil. Babasını kefil yazmış Nuri. Ben de dedim ben kefil olmam. Çok ayıp ama. Kusura bakma kardeşim. Bayağıdır yayın açmıyorum ya. Şimdi benim targetlar biraz şaşırdı. Ayıp ya. Çok özür diliyorum. Ya Nuri. İki makara... Yok sıkıntı yok ya. He sıkıntı yok. Neyse babasını kefil yazmış. Ben de dedim ki beni niye yazmıyorsun dedim. Ya da şakayı şöyle düzenleyeyim. Dur revize yapıyorum şakaya. Nuri babasını kefil yazmış. Yazmadan önce ben de dedim ki Samet'e dedim sen yazsana dedim. Kendi babana yaz yani beni yaz dedim ki. Biraz idare eder mi Nuri? Senin üstten aldım çünkü oradaki etki biraz Samet'e. Eder. Samet'e ittirdim. Neyse. Nuri babasını kefil yazdırmış. Babası da tabii şeyde İzmit'te imza atması lazım. İmza atınca biz de sözleşmeyi öyle veririz dedi emlakçı. Ve işte bakın olanlar oldu. Anlat Nuri gerisini sonra ne olduğunu. Ben de tartıştım işte kontratımı vermiyor bana. Dedim nasıl vermezsiniz ya dalga mı geçiyorsunuz siz benimle falan öyle bu bir. Bu da ama nasıl arızaya bağladın Nuri? Sen de inanılmaz bir arızaya bağladın Nuri. Ama yani tavır yanlış. Ben orada tavra takıldım bak yani. Ev sahibi. Ev sahibine verdi kontratı bana vermiyor. Sanki ev sahibi ben... kadın hanımefendimiz. 30-35 yaş aralığında bir hanımefendimizdi ev sahibi. Babası beyefendilerle oradalardı efendim. Birazcık hayata karşı çok ürkek bir duruş sergiliyordu hanımefendi. Yani saatlerce analiz yaptı mesela. Samet'e bakıp kirayı ödeyebilip ödeyemeyeceğimiz konusunda. Ben şimdi arabadan ben birazcık geç indim. Bunlar gitti mesela. Kadın sürekli soru işaretleriyle yaşayan bir hanımefendi yani. Onu da hak veriyorum çünkü bu devirde normal çünkü. Yani sürekli böyle Samet'i süzerek acaba hani ödenebilir mi bunun kirasını bunlardan çıkar mı ya da falan gibi görünce
Ben devreye girdim ondan sonra. Ben girdim. Kadın da oradaki emlakçıya da beni söylemişler. Benim de şeyimi izlemiş. YouTube izlemiş. Keşke dedim söylemeseydiniz. Yani izletmeseydiniz keşke dedim. O da böyle göndermeli göndermeli bir şeyler dedi. Yani Çağrı Bey siz hep oturuyorsunuz gerçi falan filan. Anlayamadım da yani tam olarak ne demek istedim. Birkaç şaka denedi. Kadınla sonra biz anlaştık. Dedik ki böyle böyle. Kadın zaten çok ürkek. Hani... Oha götüne mi bakmış? Kim götüne mi bakmış? Ne diyorsun ya Yağmur? Sen salak mısın Yağmur? Sen ne diyorsun ya? Ne götü amına koyuyorsun? Hani oturuyorsun poponu düzleşmiş tarzı bir şey mi demek istedi acaba? Ya buradan ilk andan bunu mu çıkarttın yani? Sherlock ama ne taraftan bir Sherlock çözemedim. Allah Allah. Abi kirada indirim normalde ben kapardım. İlk ben görüşebilseydim kirada indirim yapardım. Kadın bunlara gelince evi kiralamaktan vazgeçti. Neyse dedi ben oturayım bari evde falan moduna girmişti kadın. Samet'i görünce. Samet diyor ki ne iş yapıyorsun? Yapıyoruz bir şeyler falan diyor. Anladın mı o kurumsalda değil ki adam. Adama ikna etmesi özellik yok. İkna etme skill yok herifte amına koyayım. Yapıyoruz bir şeyler ne ya? Çalışıyoruz diyor ana. Ne iş yaptığını söylemiyor sanki. Kara para mı? Ne yapıyor yani anlamadım yani anladın mı? Böyle duruyor. Kripto mu yapıyor? Ne yapıyor yani? Ben yalandan şey yapıyorum. Ben yalandan şey yapıyorum. Oğlum kriptolarını bozdurdun mu falan filan yapıyorum. Nimpe'ye yaptığın cinsiyetçi iğrenç şaka için özür dileyecek misin yoksa iki gündür yaşananları görmezden gelmeye devam mı? İki gündür ne şakası yaptım lan ben Nimpe'ye iki gündür? Hemen o konuda bilgilendir beni Hasan. Hemen bilgilendiriyorum ya da bir de ben hadi ben de diye başka bir şey yok. Bu iki gündür yayın bile açmadım abi. Ben amına koyayım iki gündür. Aynen yayın da açmadım. Nasıl iki gündür ne yaşanıyor onu bilgisini verin bana hemen önce. Ben de görmedim ne yaşandığını. Ne şakası acaba arkadaş mı? Geride mi kaldı? Bir tane gelmiş gibi ya da host attığında şey yapmıştın da. Oğlum siz salak mısınız ya? O da eski ya? Yani. Onu ben oraya yapmadım ki. Onu ben burada bizim izleyicilerimize yaptım amına koyayım. Oğlum mal mal drama kovalamayın arkadaşlar. Gözünü seveyim. Cinsiyetçi şaka falan yapmadım ya. İğrenç iğrenç olayları başka noktalara taşımayın. Benimle de hiç alakası yok. Kaç ay önceki mevzu amına koyayım o da yani. İki gündür Evon Moss'a yaptığını diyor olabilir. Ulan Evon Moss kendisi zaten tweet attı, güldü, eğlendi. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Sap modal abi. Elleri bir yıkayalım. E lan normal uyarım yaptım. Elimizi yıkayalım uyarısını yaptım. Burada kaç tane kişi abi dur bozma attırdım diyen adam var chatte. Cinsiyetli bir şaka değildi ki. Güzel bir şakaydı o an. Oğlum salak salak ağlamayın. Adamı da hasta etmeyin. Bana da yeter amına koyayım. Bunlarla boş işlerle uğraşacak zamanım da yok. Enerjim de yok. Aptal aptal da bir yerlerden drama duyar kasmaya da çalışmayın rica edeceğim. Hikayeye devam etsene. Çok güzel yerde kaldıydı ya. Nimpa'ya konuşuyor abi. Biraz kırılmış. Kırıldıysa özür dilerim. Ben kendisine kendisini baz alan bireysel bir şaka yapmadım. Bu yanlış anlamış ve kırılmış. Ama sıkıntı yok. Kırılmasın. Evet. Hemen diğer bir habere geçelim. Diğer habere geçelim. Bu da son haberimiz. Samet Yılmaz.z'yi içeriyor. Yine Samet mi Samet? Yılmaz... Samet Yılmaz.z kriptodan kar edemedi. Piç kuruzu o efekt namına kıyım. Peki bu efekt ne peki? O haber öyle değil. Samet Yılmaz.z yine kriptodan kar edemedi. Yani yine dolandırıldı. Hemen videodum efekti. Çok sinir bozucu bir efektmiş ya harbiden. NFT'den de edemedi abi. NFT'den de edemedi. Kriptodan da kriptodan ediyor da belli değil batabilir herhalde. İnşallah abi batmaz. Çocuk 14 yaşına girdi. Ne, ne oldu ya? Senin NFT'ler? Hangi çocuk? Senin o piç kurusunu çizdiği yapan NFT'ler çocuk. Mi? Aynen. 14 yaşına girdi. Doğum gününü kutlayan mesajlar atıyorlar hep Twitter'dan. Onun Allah bin belasını versin. Doğum gününü nerede kutluyorlar onun? O bize kitledi gitti hocam. O NFT'leri sattı gitti. Para doğum gününü şimdi kim bilir kimlerle nerede kutluyordur? 14 yaşındaki doğum gününde çocuk amına köşe oldu ya. Hocam Samet'in de zarar etmemesi lazım. Kar etmesi lazım artık ama evet tuttuk. Bir yola girdik yani anladın mı?
Yola girdik. Bir şekilde tuttuk yani, öyle ya da böyle tutuldu. Ev artık tutuldu. Bu saatten sonra zarar etmesi, her zararı bize yansır yani Nuri, haberin olsun. Gerekiyorsa ona kripto dersleri falan çalıştır, bir şeyler yap. İpneye kar ettirmemiz lazım. Yoksa kirayı da ödetemeyiz artık yani. O masaya da oturacağız mecbur, yapacak bir şey kalmadı. O masaya da otur. Bir bak bakalım iç açılarına bak. Ne bileyim, Fibonacci üçgeni çiz, bir şeyler yap yani. Kira fiyat anlamında mı ne kadar? Kira ne kadardı? 4000 TL hocam. İyi. 4000 TL kira. Bu bölgede. Ama yok abi, ev yok yani. Gerçekten. Bina yeni daha yeni. Bina yeni, rezidans binası tabii. Ama artık rezidans binaları da böyle duvarları falan böyle çok ahşam olmuyor yani hani baktığın zaman. Yani 4000 TL kaç artı kaç? 2 artı 1 miydi Nuri? Evet, 2 artı 1. 2 artı 1 evet. Bir tane odası biraz küçük. Ama ev güzel ya, tatlı şirin bir ev. Dolar olmuş 10 TL, aynen öyle. 4K'ya kira normal gibi geldi bana. Çünkü bu saatten sonra yok abi, bulamazsın yani. Hele bu bölgede zaten bulamazsın da. Çağrı sen kestirdin diye ben de kestirdim. Furkan sen neyini kestirdin? Saç mı kestirdin? 4K bizim için, burası için iyi. 2K paylaşıp öderler onu. Onda yok, sıkıntı olmaz yani. Ama ev fiyatları da birazcık birazcık abartı bir artış söz konusu. Ses yalıtımı var mı yok mu bilmiyorum da çok ses yapmazlar ya. Hani Samet'in de orada çıkartacağı ses en fazla 15-20 saniyelik olur yani. Ya 15 orada komşular tarafından gecede 3-4 kere bana 15-20 saniye böyle bir yükselme oluyormuş. 10-15 saniye falan yani, o idare edilemeyecek bir şey değil yani, anladın mı? Ses yalıtımı olmaz o da. Metropol Beyblok 2 artı 1 11 TL istiyorlar. İşte buralardaki fiyatlar inanılmaz derecede arttı hocam. Bir ses mi geliyor diyene kadar ses biter. Senin de şakan, hadi gülelim lan ananı hatun. Hadi bugün sana da gülelim madem. Ne yapalım? Sen 10K kiram verin. Yok benim 10K değil, benim 5K. Benim 5K, ben abi ev sahibi emlakçıyla da konuştum. Dedi arttırmayacağız dedi. Sen dedi rahat ol dedi. Arttırmayacağız dedi. Ben dedim tamam abi. O zaman dedim hemen yeni sözleşmemizi yaparız. Burada ben devam edeyim. Çünkü duvarlar çok kalın. Hani ben de kalın seviyorum. Kalın duvar seviyorum. Ses geçirmiyor abi. En güzel özelliği o yani. Gecenin bir saatinde bateride çalsam, gitar da çalsam, müzik de yapsam hiçbir şekilde daha... Bir kere Allah... Nereye vuruluyordu bu? Tahtaya vurmaya vurulmaz. Dişe, diş. Cama vurma, seker. Ya ne anlatıyorsunuz amına koyayım? Ne alaka oğlum harbi? Elimde şey kaldı bu amına koyayım. Nereye vuracağım bunu? Betona. Yere vur. Beton yok. Cama vurma, seker ne amına koyayım ya. Vallahi daha hiç şikayet de almadım. Gerçekten... Ne yapıyordu başka? Götü mü kaşıyorduk? Ne? Saçını çekiyorum bir de bir tutam. Götünü bir kaşı, de... nazar değmesin. Cimcik at. Bir tane de birisi şey yazmış, götünü parmakla üstüne. O bununla alakalı değil hocam yani. Onun bununla ne alakası var oğlum? O nazar değmesin diye amına kendimiz mi siktirelim yani? Bitik ötesi o çünkü. Götü parmaklamayı sen yanlış anlamışsın. Bu konuda değil o. Yine yapılır o yani. Keyfe keder bir olay o. Yine yapmak isteyen yapar. Ama bununla pek bir alakası yok yani. Oh be, bugün de komşu şikayet etmedi. Gideyim de kendim biraz parmaklayayım, öyle bir şey yok. Sen biraz bahane ararsın yani öyle yaparsan. Hafiften. Ne oldu lan, mama hoşuna mı gitti? Aynen abi, özlemişim makarayı. Ulan inşallah bu akşam da komşu şikayet etmez de kendimi bir şurada bir parmaklayayım. Evet. Son bir haber daha var abi. Yıllardır boşuna bu. Ben efektini verdim haberi. Evet, haber acı bir haber galiba. Dinliyorum. Bunun efektini ben vereceğim Hasan. Tamamdır. Karaman Grafiğin kaybolan silinen single'ı bulundu.
Bulunmasaydı şimdi keşke. Şimdi 1 dakika ben. 50 saniyelik sizi bunu dinlemeye davet keşke ediyorum. Keşke bulunmasaydı ama onu kim buldu? Lütfen lütfen kabul ediyorum. Hazırım, kabul edildi. Ben de ediyorum. Mükemmel bir iş. Çok iyi. Mükemmel bir iş. Buna korku filmi gibi amına koy. Muhammed Talha, la ilahe illallah mı diyelim yoksa yumun et. Ya ne yapıyorsunuz? En sevdiğim kısım geliyor. Kankalar bana geçmişi değil, anladın mı? Bugünkü geleceği sorun. Bugün şarabımı yudum derken şey düşündüm. Kendinizle ilgilenin, başka şeylerle ilgilenmeyin. Yapmak istediğinizi yapın. Anı yaşayın amına koyun. Kızlarla özellikle o kızla işim bitmiştir. Allah yolunu açık etsin amına koyun. Kızlar benden uzak dursun da. Sessiz kimde değil. Yarası olan kuzunsun, hadi eyvallah çetin. Hadi eyvallah. Çok iyi, çok iyi. Ya çok iyi ya. Oh. Evet. Oh. Yorumun ne Çağrı? Beğendin mi kanka? Oh. Bu neydi bu? Mahmut Orhan edişim mi? Ne bu kanka bu? Şaheser. Bunu kim yaptı bunu mesela? Bu DJ, DJ Patrick. DJ'miz kanalımızın. Niye böyle bir şey yaptı DJ Patrick? İş bulamadı. Abi bu nasıl bir tekliydi ya? Başyapıt. Gerçekten bu ne kanka? Yüzünü seveyim ya. Laplık. Sadece gülmeyle. Başarılı buldum ben. Başarılı buldu. Hayır, bir yerden sonra konuşurken arkadan da gülme sesleri geliyor ya, hani ciddi bir şey söylüyor bir yandan halbuki. Bir yandan gülme. Şurası mı abi? Aslında çok iyi. Bak ama bak etkilenmiş görüyorsun değil mi? Kafa sallıyor bak. Bunun akustiği var mı? Bugün şarabımı yudum derken şey düşündüm. Kendinizle ilgilenin, başka şeylerle ilgilenmeyin. Yapmak istediğinizi yapın. Anı yaşayın amına koyun. Kızlarla özellikle o kızla işim bitmiştir. Allah yolunu açık etsin amına koyun. Allah kızlar Allah. Kızlar benden uzak dursun da. Sessiz kimde değil. Yarası olan kuzunsun, hadi eyvallah Çetin. Hadi eyvallah. Ya tamam, kapat kapat, yıprandım. Kapat, yıprandım. Bunun böyle bir mekanına falan böyle bir çaldığını hayal ettim de Allah korusun, o nasıl bir şey lan? Ama öyle kafa sallatıyor. Çok iyi ya. O nasıl bir şey oğlum ya öyle? İnanla Jewelry 5 kişi abone göndermiş. Okuyamadım tam kanka, çok teşekkür ediyorum. Jana Jewelry. Hadi eyvallah Çetin demeyin, anısı var aga. Aga be. Bunu nereden bulabilir? Tüm müzik marketlerde değildir inşallah. Yakında orada da bulacağız. Bu ne şimdi? Üçün abi. Tüm müzik marketlerde. Oğlum bak, hepinizin ayrı ayrı single'lı yaparım. Remix.